Ha işte mahallenin lafları. Ya, bizi birbirimize yakıştırmışlar ki konuşuyorlar diye düşünüyorum da. Yani ne? Yani birkaç kez birlikte gördüler diye merak ettiler. Biraz samimi de gördülerse. Acaba İlyas mı birine bir şey dedi? Onu da merak ediyorum. Nasıl yani? Ya anlayışladı o. Benden mi hoşlanıyor acaba diyorum. Hani olur ya böyle önce başkasına açılırsın. Sana da benimle alakalı bir şey dedi mi? İlyas mı? Yo. Yani doğru neden desin ki? Sonuçta siz arkadaş bile değilsiniz. Orası öyle ama tabii... Bilemiyorum nereden çıktı bu laflar. Yani yakıştırmasalar konuşmazlar herhalde diye düşünüyorum. İnsanların aklına da direkt bu geliyor. Yani düğün, nişan falan ya ne alakası var? Benim daha okulum bitmedi. Hem bir kızla bir erkek sadece arkadaş olamaz mı yani? Yani. Ha çok yakışıklı. Ona bir şey demiyorum. İnsanın bir aklına geliyor. Değil mi? Bilmem. Hadi hadi doğru söyle. Yakışıklı değil mi? Evet de. Ya tamam. Ben biliyorum sizin aranızda bir şey olamayacağını. Sonuçta sizinki iş ilişkisi. Ama yani işten de çok arkadaşlık da... Ya ondan da ne arkadaş olur ya. Ağzını bıçak açmıyor ya. Bak ne diyeceğim. Hani geçen gün siz göle gitmişsiniz. Sonra Gündüz abim falan gelmiş yanınıza. Hı hı. Dersim erken bitmişti evet. Biliyorum İlyas anlattı. Neyse. Abim eve gelince sordu bu göl möl ne ayak falan diye. İlyas ne dese beğenirsin? İş için. Çocuk tam bir işkolik. Yani çok çalışkan tamam ama işten başka hiçbir şey düşünmüyor. Gerçekten mi? E, tabii canım sen ne sandın? Sonuçta cezaevinden yeni çıktı. Kendine bir düzen kurmak istiyor. Bunun için de çok çalışması lazım. Hoş geldiniz. Hayırdır bu saatte? Ya şu ödev için gelmiştik ama senin işin var sanırım. Bana haber etseydiniz alırdım ben sizi. Yok ya biz lafladık kız kıza gelirken. İyi. Ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Vallahi elinden bir çay içeriz. Tamam. Evde de böyle hamar at. Çok da güzel çay demler. Alın bakalım. Şeker? Kalsın. İş gömleklerini ütüledim bu arada İlyas. Zahmet etmişsin ben yapardım. Yok canım lafı olmaz. Gidelim mi artık Zeynep? Çok işim var. Kalkalım tabii işimiz bitti zaten. Montajdan sonra çekilecek yeni şeyler olursa biz ikimiz seninle hallederiz nasılsa. Bakarız tabii. Eve geçeceksen işim biter birazdan. Bırakayım mı seni? Henüz karar vermedim. Ararım, işim bitince gelir alırsın. Bunlar böyle işte. Ne kadar yakın durursan dur, hep bir patronculuk. Neyse hadi ben de kaçtım. Dikkat et. Kardeşim, ne bu surat? Oğlum iş buldun hala yüzün gülmüyor. Ya sorma ya, kolpa çıktı adamlar. Ben hepsinden yayık ayran yapardım da işte anneme dua etsinler. Söz verdim bir daha belaya bulaşmayacağım diye. İyi yapmışsın kardeşim. Bugün olmazsa yarın olur, sıkma canını. Çay var mı? Var şurada. Bana bak, benim bir çıkmam lazım. Usta da bir yere kadar gitti. Doğan'ım da sizde zaten, onu alıp eve bırakacağım. Sen biraz göz kulak olursun değil mi? Kaç para vereceksin? 50'lik ateşleriz. O ne lan? Bari bir yüzük at oğlum. Tamam bakarız hadi sen dur 2 dakika. Hadi bakayım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hayırdır İlyas sen gelmezdin bu saatte? Doğan'ımı almaya geldim Gönül teyze. İşiniz bittiyse gidelim mi?
Teşekkür ederim ama zahmet etmişsin. Ben kendim gitmeye karar verdim. Olur mu kızım öyle araba varken otobüsle falan? Evet sonra anneniz... Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum İlyas Bey. Sağ olun. Neyse, gelmişsiniz o kadar. Gidelim bari. Buyurun. Hadi iyi akşamlar. Eve sanırım. Bilmem. Annemi ara sor istersen nereye gitmem gerekiyormuş. Ben eğer içeride yanlış bir şey söylediysem kusura bakma. Bakıcım değilsin. Şoförümsün. Bunu unutmazsan sevinirim. Ya teyzeciğim, zengin kızları böyledir işte. Onlara ters gelen bir şey yaptın mı hemen gerçek yüzlerini gösteriverirler. Onların samimiyeti de sahte, gülüşleri de. Kim bilir Gazel Hanım sana neler yapacak. Kabul etmeyecektin o işi. Zaten Doğa geldiğinden beri bir haller vardı üstünde de. Belli ki bir şeye sıkılmış o. İşte böyle canları sıkılınca da kabalaşıyorlar. Zeynep Hanımcığım, siz de bazen kabalaşıyorsunuz. Bunun zengin olmakla ne alakası var? Bak hepimiz insanız. Hepimiz hata yaparız. Hem siz daha toysunuz. Olur öyle şeyler. Size laf anlatan da zaten kabahat. Terbiyesizliği o yapsın, azarını ben yiyeyim. Zeynep Hanımcığım, siz böyle çene yapacağınıza içerideki yemeğe bakın çünkü dibi tutmak üzere. Hizmetçiniz miyim ya ben sizin? Bana bak, biz senin hizmetçin miyiz? Atarım şimdi terlik kafana, terbiyesiz. Ay bunun dili de beni sinir ediyor artık ha. Söyleyecek misin? Anlamadım. Senin canın bir şeye sıkılmış. Yo. Gayet iyiyim ben. İyi halinin bu olmadığını biliyorum. Sen benim hakkımda ne biliyorsun ki? Belki sevgilimden ayrıldım canım sıkkın. Ne biliyorsun? Peki. Kusura bakma.